Biraz zor bir şey. Bana da hep zor gelmiştir bu. Meseleyi anlayıp ayırt etmek. Tam o anda kesildiği için birazcık geriden tekrar alayım diyorum. İşte bu Aristocu, Platoncu diyebileceğimiz dünya anlayışının bir tür aşkın biçimlerin ardışıklığı üzerine inşa edildiğini söylemeye çalıştım. Müzikte, heykelde oranın ön plana çıkışı. Söz gelimi. Bunlar, bu biçimler ideal biçimler ve hayatın kendisi bir biçimden başka bir biçime geçiş. İkisi arasında bir yerde yaşanıyor. İki ideal biçim arasında yaşanıyor hayat. Yani Fuzis denilen şey. Hayat her şeyden önce bir akış ve tekrar diyorum bir biçimden başka bir biçime. Bir alt biçimden bir üst biçime. Bir üst biçimden bir alt biçime. Aristo'nun oluş ve bozuluşunu okursanız rastlarsanız bu kitap listesi falan filan vermiyorum tabii. Tümüyle kendimiz tartışacağız her şeyi. Ama yüksek bir aşkın biçimden daha kötü bir aşkın biçimi. Dikkat edin. O da aşkın bir biçimdir. Yani transandantal bir biçimdir. Geçiş bozuluştur. Bir şeyin bozulması. Çözülmesi. Dağılması. Dağılmaya başlaması. Ölmesi. Yaşam ölümden daha üstün bir biçimdir. İnsani varlık için. Böyle tuhaf bir düşünce bu. Böyle tuhaf bir düşünce sistemi ama böyle tuhaf bir düşünce sistemiyle Yunanlılar nereye kadar ilerleyebildiklerini herhalde hepiniz biliyorsunuz. Yani uygarlık olarak. Bizim düşünce sistemimiz daha iyi ya da daha karmaşık değil bence. Böyle bir şey. Yok. Ben işin esasında modern dünyanın bütün kötülüklerine falan da filan rağmen asla böyle bir nostalji ya da relativizm taraftarı değilim. Modern dünyanın biçimini oluşturan önemli bazı yeniliklere nasıl işaret edeceğimi görürseniz zaten o anlaşılacaktır. Önce bir benim çok sevdiğim bir adam, Rönesans adamı. Rönesans adamları çok hoş adamlardır. Çoğu delidir. Bunların özellikle Kepler. Çok duygusal adamlardır. Dine inanır gibi görünürler aslında inanmıyorlardır. Bütün kullandıkları temalar hayata dair ilahi temalardır. İşte İsa, Tanrı filan fişmekan. Ama buna karşın bu ilahi temalara ihtiyaçları vardır. Bir tür özgürleşme için ihtiyaçları vardır. Orta çağda hala sürdürülen Aristocu ve Platoncu biçimlerin artık kaldırılamadığı bir dünyada bunlara ihtiyaçları vardır. Ve bunu her alanda yapmalıdırlar. O yüzden şu tür portrelerle karşılaşıyorsunuz. İşte Leonardo da Vinci önemli örnek. Hem bilimci hem sanatçı hem her şey. Çok ayrıcalıklı bir figür olduğunu da sanmıyorum ben. Leonardo da Vinci'nin. Bence Rönesans'ın en önemli adamı Kepler'dir.
Kepler çünkü bu aşkın form düşüncesini, Orta Çağ'da da süren aşkın form ve doğanın ve dünyanın ve insanın poz verdiği düşüncesini fotoğrafla karıştırmayın. Fotoğraf herhangi bir anın çekilmesidir. Herhangi bir anı ayrıcalıklı kılmanın biçimidir. Geçişin biçimi değildir. Fotoğraf. Şöyle bir şey diyebilirim. Kepler'in büyük önemi dünya tarihinde ilk kez şöyle bir düşünceyi üretebilmesinde yatıyor. İşte bir ipin ucuna bir bilye bağlayıp bunu çevirirsen bütün bu fuzisi içerisinde, bütün bu hareket içerisinde ayrıcalıklı herhangi bir an yoktur. Nasıl telaffuz edebileceğimi bilmiyorum ama bu şu anlama geliyor. Artık ilgi herhangi anlara, ayrıcalıklı anlara değil, bir hedefe, bir amaca gidip oraya varan, ölümüne varan ya da yaşama doğru yükselen süreç biçimini, aşkın süreç biçimlerini bir tarafa bırakıp yaşamın içinde içkin olarak bulunan anların herhangi birisinin ötekine eş uzaklıkta olduğu. Yani aynı derde olduğu böyle bir düşüncenin üretimini astronomi biliminde Kepler'e borçluyuz. Kepler olmasa elbette Galilei olamazdı. Çünkü eğer Kepler bütün astronomisini şu meseleye dayanmış olmasaydı bir orbit üzerinde bir diyelim yörünge üzerinde orbit yörünge oluyor herhalde değil mi Türkçesi? Bir yörünge üzerinde dönen herhangi bir cismin yani bir yörüngenin ta kendisinin çünkü yörünge üzerinde dönmekte olan cisim yörüngenin ta kendisidir aynı zamanda. Yörünge bir soyutlamadır. O takip ettiği yol bu kat edişin süresiyle zamanıyla olan ilişkisini formüle etmek modern astronomiyi kurdu. Galileo modern mekaniği kurdu. Modern fiziği kurdu aynı ilkeyle. Serbest düşmeye bırakılan bir cismin bu serbest düşme için kat ettiği zaman ile harcadığı zaman ile bu serbest düşme sırasında kat edilen yol arasındaki ilişkiyi sorguladı. Yani ivme dediğimiz problem ortaya attı. Dikkat ederseniz bütün bunlar herhangi bir anın başka herhangi bir andan ayrıcalıklı olmadığı bir sistemin düşünülmeye başlandığını gösteriyor. Laboratuvar koşullarını bu oluşturacaktır. Heidegger belki biraz aşağılıyor bu laboratuvar koşullarını, felsefi açıdan aşağılamak istiyor. Ciddi problemli sonuçları olduğuna ben de inanıyorum. Ama bu insan uğraşısının bir yaratımıdır. Kepler'in, Galileo'nun bir yaratımıdır. Son olarak Descartes'in modern geometriyi nasıl oluşturduğunu görüyoruz. Modern geometride bildiğiniz gibi hareketli bir çizgi üzerinde, bir eğri üzerinde
sürekli olarak dolaşmakta olan herhangi bir noktanın bir koordinat ekseni üzerindeki ilişkisinin çoğul hesaplanmalarından oluşuyor. Anlatmak istediğim şöyle bir şey işin aslında. O ana kadar, tabii bu bir anda gerçekleşen bir şey değil. Yani Kopernikus geliyor, sonra Kepler geliyor, bir şeyleri formüle ediyor. Galileo geliyor, Descartes daha sonra geliyor. Bunun Kant'a kadar yolu var. Yani modernliğin oluşumunun, modern düşüncenin tam anlamıyla eklemlenebilmesinin. Şimdi bütün bu süreç boyunca gerçekleşen tek ve aynı ortak hareket biçimine dikkat edin. Ayrıcalıklı anların yerine, yani formların anlar oluşturduğu bir düşünce sisteminin yerine biçimlerin anlar ve pozlar oluşturduğu sistemin yerine kesitler geçiyor. Yani varlığı kesitlerle yakalıyorsun. Herhangi bir anda aldığın bir kesit dünyanın imgesini oluşturuyor, portresini oluşturuyor. Artık sanatta da böyle olacak. Yani Rönesans perspektifi bir kesit almadır. Perspektif o yüzden önem kazanmıştır. Başka bir meseleden dolayı değil. Perspektifi keşfettikleri falan, neden keşfettiklerini sorarsanız, bu düşünce dönüşümüyle, düşüncelerdeki bu dönüşümden bağımsız olarak bunu asla düşünemezsiniz. Pozların yerini kesitlerin aldığına dikkat edin. Süreç içerisinde. Zamansal kesitlerin. Tabii zaman içerisinde alıyorsunuz kesitleri. Yine bir fuzis var, bir akış var. Ama bizzat bu akışın kendisi bu kesiti oluşturuyor. Bu kesiti alabiliyor. Eskiden bir poz akıştaki bir durma anıydı. Bir formdu, bir biçimdi. Aldığı bir biçim. Şunu bıraktığımda şu düşme hareketini Aristo şöyle kavruyordu. Bırakılan bir nesne daha üstün bir forma geçiyor, düşüyor. Düşme daha üstün bir formdu. Üstelik bunu desteklemek için çok tuhaf bir yere girer. Aristo metafiziğinde bu düşmeyi anlatırken. Çünkü bazılarının herhalde itirazı olmuştur. Bir düşme hareketine bir bardağı bırakıyorum, parçalanıyor diyelim. Cam bir eşyayı bırakıyorum, düşüyor. Düşme niye daha alt bir durumdan daha üst bir duruma, daha alt bir pozdan daha üst bir poza, daha yüksek bir duruma geçiş olsun? Onu Empedokles denen adama başvurarak anlatıyor. Çünkü Empedokles Platoncu bir ideale karşıt olarak şöyle bir şey önermişti. Felsefe yükselerek yapılmaz. Yani tepeden bakarak yapılmaz. Aksine yerin dibine de geçmek aynı değerdedir. Yani alt sınıfa inmek, kendini azaltmak, kendine özgü bir soyluluğa sahiptir. Bunu da zaten bir anekdotla, bir metaforla yapıyor. Etna Yanardağ'ını atlamış. İşte efsaneye göre. Öyle bir adamın yaşayıp yaşamadığı da bilinmez. Etna Yanardağ'ını atlayıp atlamadığı da bilinmez. Ama Etna Yanardağ'ı vardır ve atlanabilir. O yüzden meselenin kendisi önemli. Ne anlattığı önemli. Bu düşmeye değer verip vermeyeceğimiz meselesi antik Yunan düşüncesinde önemli. Çünkü ayrıcalıklı anlar dediğimiz bir
düşünce çerçevesinde düşünüyorlar. Halbuki modern dünya için düşme, kalkma pek önemli şeyler değil. Tamamıyla düzleştirilmiş, filtrelenerek homojenleştirilmiş bir düzlem üzerine yerleştiriliyor düşünce. Tek bir plan üzerine atılıyor. Kepler'in başardığı mesele buydu. Bu ayrıcalıklı anların kaybolduğu, yitip gittiği anlamına gelmiyor tabii. Ayrıcalıklı anları tümüyle düzleşmiş bu dünyada yeniden oluşturmak gerekiyor bu kez. Eskiden belliydi, bunlar aşkın formlardı. Yani meleğin İsa'ya yaklaştığı an, bir Rönesans öncesi resim için. Bu bir pozdur. Yani poz verilerek oluşur. Bir danstır. Danstaki bir andır. O devrin tiyatrosu, ortaçağ tiyatroları hep poz verilerek yapılan, pozlar alınarak yapılan bir tür mim üzerine kuruludur. Bir durum vardır. O durumu taklit edersiniz. Mimesis dedikleri sanatın esas temel kategorisi, Aristocu kategorisi. Bir formun taklit edilmesidir başka bir form altında. Doğa bir biçimi ortaya çıkarmıştır. Kendi alanında. Siz ise o biçimi taklit ederek kendi alanınızda başka bir biçim ortaya çıkarırsınız. Bu analoji dediğimiz ilişki biçimidir. A, B için neyse C, D için odur. Analojinin temel formülü, temel matematiksel formülü ama aynı zamanda bunun felsefi bir formülü olduğunu da dikkat edin. Yine aynı çerçevede şöyle bir